Lucky John Tioga tatlı suda da kendini ispat etti. Güzel bir balık. Bununla denizde çok güzel bir üretim yapacağız. Arkadaşlar merhaba. Bugün Lucky John Tioga ile bir av yapacağım. İğne olarak 3,5 gramlık Seymen iğnelerini kullanıyorum. İçinde 6 tane var. Şöyle. Şuradan şu şekilde, demek ki şuradan falan çıkarmam lazım. Kuyruk aşağı gidecek şekilde. Evet. Evet. Şöyle. Gayet güzel durdu. Bakalım, Tarsus Berdan Baraj Gölü'ndeyim bugün de. Ben klips kullanıyorum. Bakalım. Haydi rast gelsin. Dediğim gibi Tioga ve Seymen iğnelerini kullanıyorum. 3,5 gramlık. Bu Tioga'lar aynı zamanda karides kokulu arkadaşlar. Formülünde karides kokusu var. Dayanıklı. 2.9 inç 7,5 santim boyunda. Glow'dur. Yani glow'unu şöyle göstermem gerekirse şöyle biraz ışığa tuttuktan sonra şimdi kapatayım. Evet. Görünüyorsa glow'luğu görünüyordur. Evet, bu şekilde. Haydi bir bakalım bakalım. Evet beyler, şu an bir tane geldi. Mehmet, bir tane aldım. Lucky John Tioga. Güzel, böyle ufak boy. Haydi bakalım. Bitti. Attığımda vuruyor. Şurada bir derinlik var. Bak. Mehmet çek. Yaksana işi. Peşinde dolanıyor lan. Evet. Vallahi şu an benim ışık hakikaten bitti lan. Vallahi bugün güzel bir av oluyor. Bebekleri devam. Hadi.
Bir tane. Evet. Güzel. Yani şöyle ölçersem 20-30 santim falan bir güzel bir balık. Lucky John Kyoga tatlı suda da kendini ispat etti. Güzel bir balık bunu. Bununla denizde çok güzel levrek alacağız. Evet, şimdi şöyle balığımızı bırakalım. Ya şu güzelliğe bakın ya. Ne kadar güzel bir balık ya. Yani böyle bir güzel bir balık olamaz ya. Hakikaten her şeyiyle suda çok güzel bir balık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunlar öyle çok fazla şeyi de sevmiyor. Of of of, çok hızlı gitti. Bir şey. Bir tane de bebek geldi. Dır 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 dır. Bir tane de bebek geldi. Evet. Evet. Bir tane de bebek geldi. Lucky John Tioga. Ömer abi, Ömer Baydak. Dikkat et. Tatlı suya da gittiğinde Lucky John Tioga'yı götür Ömer abi. Antalya'ya sevgiler. Evet, bebeğimiz böyle. Hadi bakayım. Gönderiyoruz gene. Lucky John Tioga. Evet, gidiyor. Hadi şuradan git, şuradan. Evet, gitti. Dediğim gibi vuruşlarda arada bir çırptırım, sonra yine yavaş sarıp çırptırmaya devam. Ben size aksiyon, normalde tabi karanlıkta avlanın. Karanlıkta avlanmanız her zaman daha iyi. Tarsus Berdan Baraj Gölü'ndeyiz. Gece Lucky John Tioga ile suda avlamaya devam. Burada atış yaparken üstünüze falan dikkat edin. Yukarıdan ağaçlar var. Takabilirsiniz. Getir abi. Bu da güzel bir boy. Ver hele Mehmet bana onu, şöyle bir tam çıkarsana. Çıkar da ver. Evet. Gerçekten güzel. Gözler efsane. Şu gözlere bakın. Şu ağza bakın. Yani biz bu balığa hastayız vallahi billahi. Yani tamam, böyle çok büyük bir aksiyon yaşatmıyor ama bu da 30 santim 35 santim civarında bir balık. Benim karış 22 santim derseniz çok güzel bir balık gerçekten. Allah övmüş de yaratmış. Ne kadar güzel şöyle kuyrukları, şeyleri. Şu an gergin. Sırt yüzgecini açtı. Diş yapısını şöyle görebiliyorsunuz mu bilmiyorum. Hatta ağzını da dayayayım şöyle. Ha. Ağzının üç tarafında da dişler var şuralarda. 1-2. Evet. Yapı bayağı şey yani. Fena. Bunun erkek mi dişi mi olduğunu tabi biz pek anlayamıyoruz da.
O bunda yumurta olabilir. Tabii bizim için fark etmiyor. Biz bırakıyoruz da. Şimdi bırakayım. Mehmet şunu bir tutsana be. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bu büyüklerin gidişi biraz şey oluyor. He hızlı oluyor. Hadi bakayım. Evet gitti. Jet hızıyla gitti. Mehmet'im eline sağlık. Tarsus Berdan Baraj Gölü'ndeyiz. Dediğim gibi buraya gelen arkadaşlardan bir ricamız var. Bizler balık tuttuğumuz gibi çocuklarımızın da tutmasını istiyorsak tuttuğumuz balıkları bırakalım. Tabii çevreyi de temiz tutalım o ayrı. Şimdi dur Mehmet getir bak şu gözleri bir göster hele. Dur. Az geri çek. Şöyle gözler görünüyor mu bilmiyorum. O gözlerin yanmasını şöyle yaptığımız zaman daha net görünüyor gözlerin yanması. Evet, gönder abi yazık. Erkek mi? Evet beyler. Lucky John güzel bir balık aldı. Şimdi bunu bırakıyorum. Evet arkadaşlar bugün Lucky John Tiago ile avlandım. Şöyle göstereyim. Tarsus Berdan Baraj Gölü'ndeydim. Güzel bir av oldu. İnşallah güzel bir av seyredeceksiniz. Genel olarak burada sizin burada ziyaretlerinizde sizden tek ricamız balıkları bırakmaya çalışın. Çünkü hepimiz öleceğiz, toprağın altına gireceğiz. Bizden sonraki çocuklar da av yapabilsin. Buraya geldiklerinde av yapabilsinler, balık bulabilsinler. İnşallah buna dikkat edin. Av yapan arkadaşlardan bir başka dileğimiz de av yaptıkları mekanı temiz bırakmaları. Biz spinciler genelde pek sabit bir yerde durmadığımız için sorun olmuyor. Hani pek etrafı kirletmiyoruz ama normal yemle avlanan arkadaşlara ricamız avları bittikten sonra etraftaki çöpleri biraz toplarlarsa hani bizden sonrakilerde daha temiz bir doğaya kavuşacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizin avı bol, iğnesi keskin olsun.